Şimdi yayınımıza birisi geldi. Böyle bir yetenek olamaz. Kim? Buyurun. Muhammed Demirci. Vay. Muhammed Demirci'yi yakan adamlardan bir tanesi benim, değil mi Mami? İlk görüntüsünü sen çekmiştin değil mi? İlk görüntüsünü ben yanlışlıkla bulmuştum. Yanlışlıkla mı bulmuştum? Tabii, yanlışlıkla buldum. Ondan sonrası gelişti. Şimdi Erzincan Spor'da 24 Erzincan Spor formasını terletiyor. Tabii İstanbul Spor'dan kiralık olarak Erzincan Spor'a gitti. Muhammed hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk Hakan abicim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyiyim abi, ne olsun, evdeyiz. İstanbul'a geldin. Geldim. Ligler zaten hani bir tık daha erken olunca dönmüştüm zaten. Evet. Şimdi evdeyiz. Denilene uyuyoruz. Tabii çalışmalar devam ediyor mu sizde de? Ya bizde çalışmalar devam ediyor derken herkes evinde bireysel olarak antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Bize atılan program dahilinde. O programlara uyuyorsunuz. Tabii döndüğünüzde hazır olmanız için de kulübünüz, teknik heyetiniz bütün çalışmaları sizlere yaptırtıyor diyelim. Nasıl gidiyor futbol hayatın Muhammed? Abi iyi gidiyor. İlk yarı İstanbulspor'daydım. Evet. Yani pek iyi bir sezon geçmedi benim için. O yüzden yani daha fazla forma şansı bulabileceğim bir yere gitmeyi tercih ettim. Ve çok da iyi bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Evet. Kulüp olarak, her şey olarak yani iyi, o ligde hani üst düzey takım olduğunu düşünüyorum bizim takımın. Ve oyuncular da çok kaliteli. Ve iyi de gidiyordum. Ama bu hani olay çıkınca askıya alındı her şey. Yani şampiyon olacaktık bence. Bakalım yani bu ligler inşallah yine başlayacak. Yine şampiyonluk ümidinizi devam ettirip bu yarışın içerisinde yolunuza inşallah devam edersiniz. Muhammed, herkes seni konuştuğu bir dönem var. Evet. Senle birlikte kamplara gittik. Senle birlikte evet. O kamplarda gezdik. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman bakıyoruz Beşiktaşlı Muhammed, herkesin parmakla gösterdiği Muhammed, bizim en büyük yıldızımız olacak Barcelona'lara giden Muhammed neden şimdi alt liglerde forma giyiyor? Hatayı nerede yaptın? Yani bir hataya yorumlanmaz tabii ki. Yani belki bu süreçlerden hani gitgide olaylar büyüdükçe falan filan. Yani bence yani büyük başlangıcı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da o zaman. Oraya giderek yaptığımı düşünüyorum. Oraya gidip daha doğrusu orada katkı veremediğimi düşünüyorum. Çünkü hiç bilmediğim yere gidip, yani o zaman PTT'deydi Gaziantep. Evet. Oraya gittiğimde bir sorun yaşadım yani. Ben de katkı sağlayamadığımı düşünüyorum performans olarak. Oradan döndüğümde sonra yavaş yavaş kopmaya başladı. O transfer dönemi, sezon başı, Slaven Bilic dönemi, Kayseri Spor'a gidecektin, olmadı Gaziantep Spor'a gittin. Belki de orada bir kırılma noktası yaşadın. Ya olabilir tabii ki. Yani ben, ya belki oraya gitsem de, ya ben hani çok erken yaşta çıktığım için abi o kulüpten, hani o kulübe Beşiktaş'a alıştığım için, yani belki de oraya gitsem de başarısız olabilirdim. Yani ben demek ki ona hazır değildim o an diye düşünüyorum. Mami, Sergen Hoca için neler söyleyeceksin? Beşiktaş'ın hocası oldu. Bütün taraftarlar kenetlendi. Sen de Sergen Hoca'nın mutlaka hayranısındır bir Beşiktaş taraftarı olduğun için. Neler söylemek istersin? Yani gurur verici bir durum ve iyi bir teknik direktör oldu Sergen Hoca. Onun haricinde ya hani zaten Beşiktaş'ta futbol oynaması falan, sonra orada hocalık yapması ve umarım çok başarılı olur. İnşallah olur yani. Hani bir de şampiyonluklar yaşaması falan, her şey çok güzel olur. Biz de gurur duyarız. İnşallah her şey güzel olur Sergen Hoca ve Beşiktaş için. Muhammed, daha kaybedilmiş hiçbir şey yok aslında baktığımız zaman yaşın itibariyle. Performansını yükseltip yeniden Beşiktaş forması giymeyi ister misin? Yani şu an için biraz uzak duruyor ama hani açıkçası biliyorsun ben ne düşündüğümü söyleyen bir insanım abi. Sen beni yakından tanıyorsun. Ama tabii ki ya bir seneye bakıyor her şey. Performans iyi olduğu zaman geçmişi herkes unutabilir ve hani gelecekte senin neler yapabileceğini konuşmaya başlar artık insanlar. Onun için önemli olan burada benim performansımı arttırmam. Performansı arttırdığım zaman
ben yeteneklerimi sahaya sergilediğim zaman, oynadığım zaman, hani problemler yaşamadığım zaman zaten yani Beşiktaş olmaz, belki başka bir Süper Lig takımı olur. Orada iyi geçerse sonra Beşiktaş olabilir. Yani önemli olan benim performansımı arttırmam ve yaşımın ben de genç olduğunu düşünüyorum. Yani çok ya çok da genç sayılmam tabii ki şimdi günümüz futbolundaki gençlere göre, ama yani çok da yaşlanmadım yani. Yok yok, sonuçta iyisin. Çok yaşlanmadın. Bu yaştan sonra hatta daha geç futbola daha fazla katkı yapan oyuncuları çok gördük ve yaşıyoruz da. Kesinlikle bizler senin yeteneğini çok iyi biliyoruz ve o yeteneğin çalışmayla birlikte seni çok iyi yerlere getirebileceğini de biliyoruz. Sergen Hoca ismini Beşiktaş Teknik Direktörü olarak ilk duyduğunda heyecanlandın mı? Yani seni hırslandırdı mı diyeyim? Yani ben yeniden Beşiktaş'a gidebilirim dedirtti mi sana? Ya öncelikle hani gurur duydum abi açıkçası. Çünkü yani dediğim az önce de dediğim gibi Beşiktaş'ta oynayıp ve kupa kaldırıp şimdi başında hoca olarak olmak. Yani ben futbol haricinde hani ben bir taraftar olarak da gurur duydum. Onun için yani şimdi hani bu tarz durumlarda çok yorum yapamıyorum. Tabii ki dediğim gibi umutlar falan oluyor ama bunları çok dile getirebilen bir insan olmadığım için işte bilmiyorum yani. Ben gurur duyduğumu söylemek isterim abi. Muhammed çok teşekkür ediyorum. Son bir şey söylemek ister misin? Beşiktaş taraftarına özellikle ne söylemek istersin? Çünkü senin arkanda çok durdular. Seni çok sevdiler. Sen bir soru sormak istiyor musun Volkan? Yok, şu an yok. Başarılar diliyorum kendisine. Son bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeyim? Ya inşallah bu zor süreci en az kayıpla atlatırız. Herkes söylenene ne yapsın. Yani uyalım. Onun haricinde futbol içinde de ya Beşiktaş taraftarına gerçekten beni sevdikleri için hani benden bir şeyler beklediler. Yani zaman zaman karşılayabildim ama çoğu zaman karşılayamadım. İnşallah bir gün hani daha güçlü bir şekilde, daha olgun bir şekilde dönüp ya tabii ki kısmet onların beklediği şeyleri karşılayabilirim. Karşılayabileceğimi düşünüyorum. O zaman beni daha çok sevecekler. Çok teşekkür ediyorum Muhammed. Bizler inanıyoruz. Elbet hak ettiğin yere bir gün geleceksin. Çok teşekkürler. İnşallah. Teşekkür ederim. İyi yayınlar abicim. İyi geceler. Sağ olasın. Muhammed'le biz kamplarda beraberdik. Ben Beşiktaş Kulübü'nde çalışırken de beraberdik. Dünyanın en temiz isimlerinden, gençlerinden bir tanesi. Halen daha 25 yaşında bu arada. Hakikaten öyle. Yani yıllardır var. İnşallah çok belli severim. Olmaz. Şimdi çok, Ozan'a da bitti. Yani şöyle içinden geçen her şeyi söylüyor. Çok saf ve temiz bir kardeşimiz. Hakikaten öyledir. Biz kamp geçirdik. Kulakları çınlasın. O görüntüyü çektiğiniz 12 yaşında mıydı? Tabii o ufak. 12. Yani Barcelona'nın denemelerine falan gitmişti değil mi? Evet, öyle evet. Hikayeler vardı. Biz Beşiktaş Slaven Bilic dönemindeki antrenmanlarını Muhammed'in şu anda yayınlasak ya inanılmaz bir futbolcu. Olağanüstü bir yetenek. Yani çok çok fazla bir isim Muhammed. Ama o hani bir çıta vardır ya. O çıtayı bir atlayamadı. Bir yani atlasaydı. Sadece Muhammed için değil. Yani bizim tabii altyapıdan üst yapıya çıkaramama problemimiz var. Aslında bizim futbolumuzun problemi bu. Çok fazla yetenekli kesinlikle oyuncuyu bu yolda harcadık diye düşünüyorum. Ama Muhammed şimdi oynayabileceği bir takımda. Erzincan Spor'da işte Türkiye Kupası'nda istikrarlı bir takım. Kendi liginde istikrarlı bir takım. Yavaş yavaş onlar da TFF 1. Lig'e doğru bir yükseliş ivmesindeler. Bu başarıyla, bu oynama düzeniyle yeniden hayallerine kavuşabilecek bir performans yakalayabilir açıkçası. Kesinlikle. Neden olmasın? Yani yeteneklerini zaten biliyoruz. Ama iş devamlılık, performans futbolda dün yok. Çocuk döneminiz hiç yok. Şimdi evet. O yüzden açıkçası başarılar diliyorum kendisine ama zor ve uzun bir yol var Beşiktaş için Muhammed'in. Şimdi Altay'ın kaptanı Özgür Özkaya mesaj atmış. Abi gözlerinin içi gülüyor bizi görünce diyor. Nasıl gülmesin? Yani hakikaten yanımda büyüdüler yani hepsi. Ben de çok genç muhabirdim ama ay şimdi Muhammed 25 yaşında ben 38 yaşındayım. Tabii. Özgür de öyle mesela. Özgür de çok yetenekli bir sol bekti Özgür Özkaya. Şimdi Altay'ın kaptanlığını yapıyor. Hepsi mesela sen de biliyorsun. Eskiden biz PAF takımlarıyla birlikte kalırdık.
Tabii tabii. Şimdi hepsi bizim Beykan var mesela. Beykan var bizim. Beykan, Beykan Şimşek. Evet. Osmanlı'da şu anda. Recep şeyde. Beykan'ı alalım bir günde. Alalım. Beykan'ı da yazalım. Aramadık ama. Beykan'ı evet bak neden unutuyorsun? Mesela ben unutmuyorum. Bu senin bence konuşuyorum ya sürekli. Instagram'dan falan çocuğu olmuş hatta tebrik ettim.